Sokaklarında şu an akşam karanlığı çöktü tabii. Neler oluyor? Bir yangın görüntüsü de var ortada. Cem Bey, bize biraz sahadaki görüntülerden bahseder misiniz? Şu an neler oluyor orada? Atmosfer nasıl? Tabii herkes müzakereye kilitlenmişti. O sonuç, yani o masadan çıkacak sonuç tabii dünyayı ilgilendiriyor ama özellikle Kiyevlileri ilgilendiriyor, Ukraynalıları ilgilendiriyor. Dolayısıyla herkes o masadan ne çıkacağını merakla bekledi. Tabii henüz bir sonuç yok ama iki ülkenin istekleri de var. O iki ülkenin istekleri düşünüldüğünde nasıl bir sonuç çıkacak? Tabii herkes merakla bekliyor. Bir yandan da tabii sokaklarda endişe hakim. Hem artık dükkanlar kapandığı için gıda bulmak çok zor, gıdaya ulaşmak, suya ulaşmak çok zor. Birkaç market açık. Onların önünde de yüzlerce kişilik kuyruk oluşuyor bir şeyler alabilmek için. Birçok dükkan kapalı. Zaten 3 milyonluk bir şehir Kiev ve bunun büyük bir kısmı boşaldı. Hala hatırı sayılır bir kalabalık var. Ama büyük çoğunluğu boşaldı. Şehirde, sokaklarda, caddelerde tek tük insanlar görüyorsunuz. Onlar da sadece alışverişe çıkıyorlar. Geri kalan zamanlarda evlerindeler ya da sığınaklardalar. Her an bir siren çalabilir ki az önce bir 10 dakika önce siren çaldı. Ve buradan yaklaşık 25 kilometre ötede bir radar üssünün vurulduğu söylendi. Yani hala Rusya aslında müzakereler sürerken bombalamayı sürdürüyor. Cem Özellikle Bey, askeri hedefleri şu an bugün için. gündüz siz öğlen Habertürk TV'ye bağlandığınızda bir takım vurulmuş binaların görüntülerini paylaşmıştınız. Kiev'de müzakereler başladıktan sonra da, yani bulunduğunuz bölgede, şehir merkezinde çatışma, bombalama, hava saldırısı var mı? Arada sirenler çalıyor, 25 kilometre uzaktaki bir saldırıdan söz ettiniz ama Kiev'in merkezinin sarıldığı, Rus konvoylarının bölgeye yaklaştığı gibi haberler doğru mu? Kiev'de şu an sıcak bölgede durum nedir? Şimdi Ruslar zaten buraya yaklaşık 30 kilometre kadar uzaklıktalar. Daha ileriye gelemediler ama aslında düşündüğünüzde bu yani 10 dakika içinde, 15 dakika içinde tabii savaşmazlarsa gelebilecekleri bir mesafe çok aslında kısa bir mesafeden bahsediyoruz. Ya dolayısıyla siz Rus ordusu 30 kilometre ötenizdeyken çok da rahat hareket edemezsiniz. Özellikle insanlar için, Kiev'ler için söylüyorum. Büyük bir gerginlik hakim Kiev'de. Kiev'in içi vurulmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şu anda Rus ordusu buraya şehir merkezine hedef almıyor. En azından bugün için söyleyeyim. Hedef almadılar. Ama çevredeki yine işte saldırılar sürüyor. Aşağımıza Donetsk bölgesindeki operasyonlar sürüyor. Kiev'in kuşatıldıysa doğru değil. Şu anda doğudan yaklaşıyorlar. Kuzeyde zaten varlar. Batı kısmını da sarmaya çalışıyorlar. Ama güney kısmı ve güneybatı kısmı şu anda açık. Biz de zaten trenle geldik batı kısmından ve rahat geldik ama zaman zaman da tabii durmak zorunda kaldı trenimiz. Çünkü belli noktaları Rus askerleri vuruyordu. Biz 12 saatlik yolu 20 saatte gelebildik. Işıklar sönük bir şekilde ilerledik gece özellikle. Ve o bombalanan, vurulan noktaları da işte bekleyerek geçirmek zorunda kaldık. Cem Bey, bir şey sormak istiyorum. Şimdi emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir yayınımızda az önce dedi ki Putin şehri çok bombalamıyor, ülkeyi de çok bombalamıyor çünkü sonrasında halkla bir uzlaşı arayacak. Yani Ukrayna halkıyla çok da böyle çatışma istemiyor. Öyle bir hava var mı? Ve Ukraynalıların aslında biz büyük bir ulusal mücadele verdiklerini de görüyoruz. Bir noktada Putin'in burayı işgali başarması durumunda kabullenmeleri gibi bir atmosfer mümkün mü değil mi? Ben bu şu anda öyle bir atmosfer görmüyorum. Bu ülkenin %17'si Rus asıllılardan oluşuyor. Evet tabii ki Donetsk bölgesinde kabul görebilir. Yani o bölgeleri zaten artık Rusya olarak kabul ediyor. Ben kendi vatandaşım, kendi ırktaşım varsa gelir korurum ve alır işte oraları alırım diye zaten söylüyor Putin. Ama geri kalan yerler farklı etnisitelerden oluşuyor. Yani dolayısıyla Rusya'nın ben burada kabul göreyim diye düşünebileceğini zannetmiyorum. Ama şimdi harekat planına baktığımız zaman şöyle zaten Kırım'ı Rusya'ya birleştirmesi istediği bir gerçek, herkesin bildiği bir gerçek. Donetsk bölgesinde ilerliyorlar.
Ama bir de başka bir nokta var. Özellikle gitmeye çalıştıkları Kiev bölgesi. Yani bunu da belki şöyle okuyabiliriz. Tabii askerler, uzmanlar bunu daha iyi bilirler. Ben bir gazeteci olarak gördüğümü söyleyeyim. Kiev'i de sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani amaçları diğer yerleri kesinlikle almak. Ama Kiev'i de sıkıştırıp belki yönetimi değiştirip zaten içerideki yönetim binalarına saldırmıyorlar kesinlikle. Çünkü buraları kullanmayı planlıyorlar. Kendilerine uygun belki hükümet görevlileri getirip onlara teslim edip bakın işte gerçek hükümet geldi, işte burayı işgal etmişlerdi, zorla ele geçirmişlerdi. Şimdi gerçek sahipleri geldi, biz de onları teslim ettik ve işte ayrılıyoruz diyebilirler. Çünkü saldırdıkları bölgeler bu bölgeler. Yani hem kendi hak iddia ettikleri bölgeler ve bir yandan da Kiev var. Peki Cem Bey, bir sorum daha var. Şimdi halka silah dağıtıldığı ve sokak çatışmalarının çok olası olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Buna dair bir hazırlık hissediyor musunuz? Şimdi biz sokakları bomboş görüyoruz ama bir yandan da Ukraynalılar kendi devletlerini savunmak istiyorlar. Orada insanlarda bir silahlanma, sokak çatışmalarına dair bir hazırlık vesaire var mı? Kesinlikle var. On binlerce silah dağıtıldı. Zaten bunun görüntülerini de gördük. Ama sadece görüntülerde değil, biz ellerinde de bugün gördük. Çok sayıda sivil ellerinde silahlarla dolaşıyordu. Tabii bir yere kadar, şimdi sonuçta kendi memleketlerini, vatanlarını savunuyorlar. Bir yerde destek olmaları ordularına gayet normal. Birçok kontrol noktası kurduklarını da biliyoruz. Özellikle köylerde, ilçelerde, ana yollarda, tali yollarda kontrol noktaları kurup kendi yerleşim yerlerini korumaya çalışıyorlar. Şehirde de aynı şekilde ben çok sayıda silahlı sivil gördüm. Hatta onlardan biri bugün ben yayındayken müdahale etti. Telefonumu almaya çalıştı elimden. Sonra haberci olduğumuzu görünce bıraktı. Hı hı. Ama herkes çok gergin. Özellikle bu siviller tabii ki herkesin kendi ülkesinin savunma hakkı var. Bunu kimse zaten bir şey söyleyemez. Ukrayna ordusunun yeterli olmayacağı da aşikar. Yani dolayısıyla bu belki doğru bir uygulama olabilir ama bir eğitimleri yok. Askeri eğitimleri yok çoğunun. Herhangi bir güvenlik güçleriyle ilgili bir eğitimleri yok, güvenlik eğitimleri yok. Yani dolayısıyla aslında nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Hem özellikle habercilere, belki vatandaşlara da aynı şekilde. Hı hı. Bir yanlış anlaşılmada çok ciddi kazalar, çok ciddi sorunlar da yaşanabilir. Çok tehlikeli. Bir savaş esnasında da ciddi yine sıkıntılar doğurabilir. Çünkü bir polise derdinizi anlatabilirsiniz, askere derdinizi anlatabilirsiniz ama hiç eğitim almamış eli silahlı insanlara nasıl anlatabilirsiniz? Sonuçta onlar sizi tanıyorlar. Belki bir kimliğiniz var. Veriyorsunuz ama bu şekilde ciddi sorunlar en azından biz haberciler için yaşayacağız gibi görünüyor. Çünkü gerçekten çok sayıda silahlı sivil ben bugün Kiev sokaklarında gördüm. Peki. Hatta işte biri de müdahale etti. Cem'e sormak istediğiniz evet, sorular var. Nagihan Alçın'ın bir sorusu varsa, Osman Bey eğer sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa. Yok, ben konuyu bitireyim. Tabii hemen geleceğim. Ben çok küçük bir şey sormak isterim. Cem'e veda edeceğiz şimdi zaten. Evet, kolay gelsin. Çok zor bir bölgede görev yapıyor. Şunu sormak istiyorum. Bugün Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Askeri tecrübesi olan mahkumlar cezaevinden çıkacak, silahlandırılacak diye. Bu yönde oradaki hava nasıl, çıkmaya başladılar mı? Yani bir yandan Kübra'nın sorusuna ek olarak yağmalama gibi, işte adi suç gibi evet. Bir takım problemler baş göstermeye başladı mı? Bununla ilgili bir endişe var mı Kiev sokaklarında? Şu ana kadar ben mahkumlarla ilgili söyleyeyim. Tabii bu Kiev sokaklarında öyle bir şey görmedik ama gerçekleştirilmiş olabilir, yapılmış olabilir. Onları zaten söyledikleri cephenin en önüne, en sıcak noktalara götürmeleri ve kendilerini affedilmelerini sağlamalarıydı. Yani dolayısıyla olabilir, belki gerçekten yürürlüğe koymuşlardır. Çünkü elit silah tutacak herkese ihtiyaçları var. Özellikle bir askeri tecrübesi varsa mutlaka bu seçeneği de değerlendireceklerdir. Sonuçta Rusya ve Ukrayna ordusunu yan yana getirdiğinizde aradaki fark tabii ki dramatik bir fark. Dolayısıyla onlar da böyle bir yol edinmiş olabilirler. Peki. Yani mahkumlara silah vermiş olabilirler. Ama şu an biz sokaklarda bunu göremedik. Peki. Cem Teker, şimdilik çok teşekkürler. Sana yine ilerleyen dakikalarda tekrar bağlanacağız. Şimdilik veda edelim. Kendinize çok çok dikkat edin lütfen. Çok teşekkürler.